Karadeniz turuna çıkan çift Artvin'de bir restoranda yemek molası verdiler efendim. Karadeniz yemeklerinin tadına bakarken kendilerinden geçen o çift giderken para dolu çantayı da masada unuttular. Restoran sahipleri 150 bin dolar ve altınla dolu çantayı buldular ve kendilerine iade ettiler ama unutkan hanımefendi gözyaşlarını tutamadı tabii. Evet arkadaşlar, şu anda 7 yıldır açık olan bir mekanda bu akşam yaşadığımız bir olay. Hanımefendi eşiyle beraber yemek yedi, 150 bin dolar kredi kartları, ziynet eşyaları. Hanımefendi şu anda ağlıyor, emanetini sağlıklı bir şekilde bütün her şeyini teslim ettik. Lokantada 150 bin dolar ve ziynet eşyalarını unuttu. 5 milyonluk çantası bulununca sevinçten böyle ağladı. Hanımefendi ağlıyor, buyurun. Ağlama kardeşim, ağlama, ağlama, burası Sarısya. Kurban oldum, bir şey olmaz. Kendi araçları ile Karadeniz turuna çıkan çift Servet Daş ve Hikmet Akgüz'e ait restoranda mola verdi. Karadeniz yemeklerinin tadına bakarken kendilerinden geçen çift giderken para dolu çantayı da masada unuttu. Bir baktım ki masada bir çanta unutmuş, bayan çantası. Aldım, bayağı da bir ağır bir çantayı aldığım zaman. İçinde 150 bin dolarla birlikte ziynet eşyaları da vardı. Restoran sahipleri 5 milyonluk çantayı hemen korumaya aldı. Unutkan çift de tam konaklayacakları otele girerken çantanın yokluğunu fark edip geri döndü. Bir baktım ki bir araba geldi. Araç acayip süratli. İçinde kadın çırpınıyor, ağlıyor, kendini sağa sola vuruyor. Konuya verdik, su verdik kadın. Sakinleştirelim dedik ama kadın sakinleşmiyor. Bir hışımla geri döndükleri restoranda 5 milyonluk çantasına kavuşan kadın gözyaşlarını tutamadı. Çantasını verdik. Açtı adam kendi eliyle çantasının içinde dolarlar, dövizler, altınlar, cümle altınlar, takılar. Hanımefendi ağlıyor, buyurun. Ağlama kardeşim, ağlama, ağlama, burası Sarısya. Kurban oldum, bir şey olmaz. Çantanın içindeki paraları ve altınları tek tek sayıp teslim alan çift, mekan sahiplerine teşekkür etti. Jest olsun diye onları kendi yazlığında tatile davet etti. Adam bizi kendi yazlığı varmış, bizi davet etti. Mutlu oldular, gönderdi.